Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Asus'un OLED ekranlı notebook'u olan EX3402Z adlı modele bakacağız. Şimdi arkadaşlar, ürünün detaylarına geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Ürün özellikleriyle, ekranıyla, osuyla, busuyla daha çok profesyonel, yani iş hayatı ve öğrenci hayatı için üretilmiş bir ürün. Ha, oyun mu, oyun oynatmaz mı? Ya rekabetçi oyunları oynarsınız. Zaten videonun içerisinde ilgili bölümde oyun testinde göreceksiniz. Velhasıl kelam, iş ve öğrenci bilgisayarı deyince bu notebook'un ne gibi özellikleri öne çıkıyor? Ben size öncelikle ondan bahsedeceğim. Mesela notebook'un ekranı OLED. 14 inçlik bu modelde arkadaşlar, çözünürlük 2.8K ve şöyle sürpriz bir özelliği var: bu monitörün gecikme süresi 0.2 ms. Bu bayağı iddialı bir rakam, özellikle rekabetçi oyunlar oynayanlar için. Tamam, bu özellikleri bir kenara bırakalım. Peki OLED ekranlı bir notebook kullanmak bizim hayatımızda neleri değiştirir? Bir kere izlediğiniz şey ne olursa olsun renkleri daha canlı ve daha gerçekçi görürsünüz. Bu renk meselesinde de arkadaşlar, ben size söyleyeyim, er meydanı siyahtır. Şimdi burada OLED teknolojisi devreye giriyor. Çünkü eğer LED bir ekran olsaydı pikseller bir panel üzerinde hep birlikte yanıp söneceklerdi. Doğal olarak LED panelli ekranlar siyah rengi elde edebilmek için karartma yöntemi uygulanıyor. Fakat OLED'de her bir piksel birbirinden bağımsız olarak yanıp yanıp sönebiliyor. Yani bir yerde siyah ihtiyaç varsa ilgili bölgedeki piksel kendini tamamen söndürüyor. Yani kapatıyor. Doğal olarak biz de gerçek siyah görmüş oluyoruz çünkü ışık hiçbir koşulda yok. Şimdi bu durum bizim gündelik hayatımızda dizi, işte oyun vesaire vesaire gibi etkinlikler sırasında izlediğimiz şeyin daha keyifli ve daha kaliteli görünmesini sağlamakla birlikte, ek olarak diyelim ilgili bölümde öğrencisiniz veya profesyonel hayatta tasarımcısınız arkadaşlar, bu monitörün renk gamının Pantone onayı var. Pantone onayı ile birlikte ekranın da OLED olması renkler konusunda ürün anlamında bir güven veriyor. Bir de bu sertifika meselesi biraz önemli arkadaşlar. Çünkü profesyonel hayat diyoruz, öğrencilik hayat diyoruz, tasarımcı diyoruz, o bu şu. Tercih ettiğiniz ürünün belirli renk gamlarına dair sertifikaların olup olmamasına zaten dikkatlice bakmanız gerekiyor. Mesela bu notebook'ta daha çok iş hayatında tercih edilen DCI-PC renk gamının %100'ünü karşılama özelliği var. Ayrıca dijital içerik üretenlerin de dikkat ettiği sRGB'nin de %133'ünü karşılama gibi ciddi bir oranı var. Gelelim bence ikinci önemli özelliğimize bu notebook özelinde arkadaşlar. İçerisinde 12. nesil bir i7 işlemci var. Ya bu kadar kompakt küçük bir cihazın içerisinde, hani grafik tarafı Intel Iris X'e emanet edilmiş, bu tarz küçük bir cihazın içerisinde 12. nesil i7 işlemcinin bulunması olumlu bir durum. Buna ek olarak bu 12. nesil i7 işlemci 16 GB bir RAM'le desteklenmiş. Depolama anlamında da 1 TB'lık SSD'si var. Şimdi bu özelliklere böyle topluca bir baktığımız zaman render işlemlerinizi rahatça bu sistemle yapabilirsiniz. Fakat ben de burayı boş geçmedim arkadaşlar. Elimde bu bilgisayarın stokları vardı. 4K 10 bit görüntü kalitesinde bunlar. Bunları yan yana dizdim gayet rastgele bir şekilde. 5-6 dakikalık bir görüntü bloğu elde etmiş oldum ve onları render'a verdim. Görüntü 4K 10 bitti. Bana vermiş olduğu render süresi yaklaşık 5-7 dakika arasında bir şeydi. Bu gayet olumlu bir rakam. Yani neredeyse bizim burada kullandığımız normal, ne deniyordu ya bunları, masaüstü bilgisayarlar gibi bir performans verdi. Bunun haricinde belki size biraz ilginç gelecek fakat bence öne çıkan üçüncü en önemli özelliği Wi-Fi 6E sertifikasının bu üründe bulunması. Şimdi iş hayatı diyoruz, profesyonel hayat diyoruz. Şimdi bu laptopu alan vatandaşımız arkadaşlar bu laptopla gezecek belli ki. Her zaman da bir internete girmek için kablo bulamayacağına göre kablosuz internete çok fazla ihtiyacı olacak. İhtiyacı olması bir yana, bu gelen internetin de bir sunum sırası olabilir, başka bir önemli bir toplantı olabilir. Kararlı ve güçlü bir şekilde gelmesi lazım. İşte bu Wi-Fi 6E özelliğiyle birlikte bu durum kapatılmış oluyor arkadaşlar. Neredeyse size gelen internetiniz kabloyla bağlanmış kadar stabil ve güvenli ve hızlı oluyor. Bu bence önemli bir özellik. Bu ürün özelinde. Şimdi gelin isterseniz teknik özellikler gelirken bir de oyun testimize bakalım. Oyun testinde konuğumuz Valorant'tı arkadaşlar. İlk olarak en yüksek ayarlarda ve en yüksek 2K çözünürlükte oynamaya çalıştım. Fakat hani oyun keyfi böyle çok süper harika değildi. Ufak tefek takılmalar oluyordu. Daha sonra sistemi 1080p'ye çekip özellikleri düşürdüğümde böyle 100-120 FPS'ler, hatta 150 FPS'lere kadar çıkabildi. Ya şöyle bir durum var. 2K özelliği aldığımda oyun testinde de FPS düşük değildi. Yine 70-100-110 arası bir şey veriyordu. Fakat çok hayati noktalarda anlık takılmalar olabiliyordu. Bu yüzden 1080p'ye düşürüp yaptım. Siz de sistemi alırsanız oyunu 1080p'de oynamanızı tavsiye ederim. Tam verim alabilmek için. Oyun testimizde gördük. Finale gitmeden önce bahsetmek istediğim son bir nokta daha kaldı arkadaşlar. O da şu ki ürün gerçekten çok hafif ve katlandığında bayağı küçük hale geliyor. Yani kompakt bir cihaz tercih edilmiş. Yine öne çıkan özellikler arasında finalde de olsa bahsetmem gerekiyordu bunda. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar.
arkadaşlar. Genelde biz oyuncu laptopları kullandığımız için içine çıkıyorsa böyle kaba falan işte kalın. Onlar öyle oluyor çünkü. Bu böyle elime gelince incecik kompakt bir alet falan filan benim de bayağı bir hoşuma gitti. Uzunca bir süredir bu kadar kompakt bir cihaz taşımamıştım içine çıkacağız. Velhasıl bunların haricinde cihazı satın aldığınız zaman Windows 11 lisansıyla birlikte geliyor. Giriş çıkış anlamında bir adet HDMI, bir adet USB portu, yeteri kadar Type-C portu, bir de önemli bir özellik olarak microSD kart okuyucusu bulunuyor. Son cümlem de şu olsun, parmak izi okuyucusu da mevcut. Bu önemli bir özellik. Özellikle böyle bilgisayarda enter'a bas, şifreye gir, bilmem ne yapmak yerine direkt parmak izinizi okutup sisteminize kavuşabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ürün hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat bilgisini içeren bağlantıyı açıklama kısmına bıraktım. Oradan tıklayarak bu bilgilere erişebilirsiniz. Bu videomuz bitti. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.